Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çok yüksek ses, aldırışsız tavırlar, hiç kale almıyor. Çok süslü elbise, fazla makyaj, ancak şahsiyeti olmayan bir kadına yaraşır. Yani kendini yaşamıyor, başka bir şey yaşıyor. Kendini beğenmiyor ve sevmiyor. Kendisi kendi olmak istemiyor. Kendisi kendi olmak istemiyor. Kendisi başka olmak istiyor. Anlıyor musunuz bunu? Bu bir psikoloji, bir sorundur bu. Mesela düşün ki ben başka olmak istiyorum. Ya kadınları sevmeli veya tanımalıdır, tanımalı. Bunun ortası yoktur. Bunun ortası yoktur. Ya kadını sevmeli veya tanımalı. Seversen kusurunu görmezsin. Tanırsan da kusurunu görmezsin. Çünkü bu böyle olması lazım dersin. Ya seveceksin aileyi o anda. Veya tanıyacaksın. Çünkü muhabbet kusuru görmez. Ama tanımak, kadını tanımak değil mi abi? O şahsı değil yani. Yani kadını tanıdın mı? Mesela diyelim ki bu kalemden odun yarılmaz. Bu yazı yazılır. Şimdi bundan odun yarmak bekler misin? Kirbit bekler misin? Tanıdın mı? Bunun böyle olacağını zaten biliyorsun. Yani çoğu kavgalar buradan bakmaktan kaynaklanıyor. Yani buradan bakıyorsun oraya. Ama onun cinsiyetini, anne babasının dindarlığını, anne babasının nikahını, anne babasının yedirdiği helal lokmayı, anne babasının verdiği dini ve dünyevi eğitimini böyle yoğunlaş oradan bak bakalım, gayet normal. Gayet normal. Kadınlar hücum ederek kendilerini korurlar. Sarışın kadınla esmer kadını yan yana koyup ak ile karayı seçtiğini sanırsın, aldanırsın. İlginç bunlar. Bunlar ecdadın. Bir daha söyleyeyim. Okuyayım. Sarışın kadınla esmer kadını yan yana koydun. Ak ile karayı seçtiğini sanırsın. Aldanırsın. Yani kadın renk değil ya. Zannediyorsun ki ben beyaz esmeni seçiyorum. Onunla evleniyorum. Sen ne boyasıyla evleniyorsun, ne cesediyle evleniyorsun. Sen ruhuyla evleniyorsun. Abi burada sarışınlara tam şey diyorlar Almanya'da. Tekemülünü tamamlamış. Yetersiz diyorlar yani akıllara. Öyle mi? Evet. Almanya'da. Çok da esprileri var yani. Mitsleri var ya. Öyle mi ya? Eksik olarak hitap var sarışına karşı. Çok öyle sarışınlar mi? Evet. Ha, Almanlar Almanya'da mı? Sarışın olarak genelde. Evet. Peki erkekler de mi böyle diyorlar? Yok genelde kadına diyorlar. Ha, eksik diyor. Alman mı diyor Türkler bir şey yapar? Alman. Öyle Alman. Bir şeyleri var abi yani. Eksik derken aklı eksik. Evet. Aklı eksik, onu kastediyorum. He. Allah Allah. Bilmiyordum. Kadın gölge gibidir. Arkası sıra gidilse kaçar. Önünden kaçılırsa takip eder. Kadın gölge gibidir. Arkası sıra gidilse kaçar. Önünden kaçılırsa kadından önünden çekip gidiyorsan arkandan gelir. Ama aman ha ne olursun ben yaptım sen tarzında hareket edersen arkasına seni takar. Remork gibi.
güzel kadından çekindiğin gibi akıllı kadından da çekin. Evin dışında çalışan bir kadın, adi bir işçinin görece işi görmüş olur, lakin bir kadının işini göremez. Mesela çalışan bir kadın, başka sıradan birisinin yaptığı gibi iş yapar. Ama evde yapacağı işi 10 tane erkek yapamaz. Dışarıda çalışan kadının yapacağı işi herkes yapar. Yani adi bir adamı tutarsın böyle 5-10 liraya yaptırırsın. Ama kadının oraya vereceği ömre nispeten evine koyarsan senin evinde yapacağı işi 10 tane erkek yapamaz. Bak ben dershaneye çıktık, şey yaptık vesaire. Geldim bir baktım. Bu dershane ne haldeydi değil mi? Bu kadar karabalıkta bir hafta haftadan beri girip çıkıyorlar. Onlara şey yaptık, dersi verdik. Bak ne yapmışlar? Mutfağından, balkonundan, çöp tenekesinden, lavabosundan. Tamam titiziz. Biz de uğraşıyoruz ama yani olmuyor. Abi ne kadar temizlesen. Hani hiçbir şey bulamazlar diyor. Genelde bir şey buluyorlar. Şuranın haline bak diyorlar mesela. Evet, acayip bir şey. Buluyorlar yani. Yani bu maddi tarafı. Yani zannedecek ki kadın biz maddi mi? Hayır. Yani bu espri olsun diye maddi yönün diyor. Senin çocuğuna yapacağı analığı 10 tane ana yapamaz. 10 tane ana tutsan senin evladın diye o sarılmasını hiçbir ana veremez. O abi bir önceki şeyden hani akıllı ve güzel kadından çekinmez. O fazla kurcalama orayı. Aynı şey aklıma geldi de abi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam mesela o güzel olmasından dolayı mesela etkilemeye çalışması. Zeliha değildi o güzel olan, Yusuf'tu. Ondan dikkat et yani mesela güzel olan kadın çok kusurlarını örterek sana gelir. Yani güzellik bazen örtücüdür, kapatır ahlakını gizler, aldanırsın. Yani fazla konuşmak istemiyorum da güzellik ruhun güzelliğiyle değil ya. Kaportasını aldanırsın, bu sefer içinde yılan olur. Dikkat et. Çok şey bazen bir şeyle örtülür. Böyle bir şey bizim akrabalardan bir tanesinde oldu abi. Kadınlar kuvvetli olmadıkları halde parmaklarıyla erkekleri gezdirdikleri halde bir de kuvvetli olsalardı ne olurdu? Kuvvetli olmadıkları halde elleriyle değil parmaklarıyla erkekleri döndürüyorlar. Bir de el atsa, bir de güçlü olsa. He? Dil. Terakki etmek isteyen millet kadınlarına hayayı öğretsin. Kadın erkeğe yetişmek istemediği bir trene bakan bir yolcu gibi bakar. Kadın erkeğe yetişmek istediği bir trene bakan bir yolcu gibi yetişmek istemediği, özür dilerim bir de okuyayım. Kadın erkeğe yetişmek istemediği bir trene bakan bir yolcu gibi bakar. Kaçırdı gitti. Nasıl bakar tren? Elinde bilet var. Nasıl bakar? Yani sen uç treni kaçırdın. Böyle bakar. Arzulayıp özlem duyar. Yetişmek istediği tren. Evet. İstemediği. Yetişmek istediği trene. Ya yetişmek istemediği bir trene. Bak. Kadın erkeğe yetişmek istemediği bir trene bakan bir yolcu gibi bakar. Kadın erkeğe. Yani kendisine mi teslim etmez? Teslim olmaz yani. Yetişmek istemediği bir tren düşün. İstemiyor ya. Seyahat etmek istemiyor. Böyle bakar. İlk. Namusunu korusun diye. Hani eski eserlerde var ustadın.
Ashar-ı Bediye'de. Evlenmemiş erkek, 2/3 erkektir, 1/3 çocukluktur. Bekar erkeklerin 1/3 çocukluk olur. Bekar kızların namusunu korusun diye 1/3 erkeklik olur, erkek gibi olur, namusunu korusun diye. 2/3 kadındır. Bekar kız 2/3 kadındır, 1/3 erkektir. Bekar erkek 2/3 erkektir, 1/3 çocukluktur. Evlenince 2/3 kadın olur, o da 2/3 erkek olur. Çocukluk ona geçer. O zaman çocuk gibi bakacaksın işine. Kadın kokuya benzer, üstünü açarsan uçar gider. Bir kadının en büyük serveti kocasının servetidir. Kocası ya. Kadın erkek ile çocuk arasında bir berzahtır. Onlara çocuk muamelesi yapan onları aldatmış olur. Erkekleri yapılan muamele cinsinde muamele yaparsan, biraz bazı şeyleri değiştiriyorum, onları aldatmış olur. Bak, kadın erkek ile çocuk arasında bir berzahtır. Nasıl ki kadın ruhlar alemi ile alem-i şehadet, dünya, ruhlar alemi ile dünya arasında bir berzahtır, koridordur, tüneldir. İnsanlığın buraya intikal etmesidir. Aynı bunun gibi çocuk ne kadar masum, temiz ve alıngan, kırılgan, hemen barışabilen, affeden, çocuğa vurduğun zaman mesela sen birisi vursa bir sene konuşmasın. Çocuğa bir vurdun biraz hemen yapışır. Gurur, kibir pek olmaz. Yani kadın çocuk ile erkek arasında bir köprüdür. Yani böyle bir yapısı var. Eğer çocuk gibi davranırsan aldatmış olursun. Erkek gibi muamele etmeye kalkarsan onu da ne yapmış olursun? Onları muamele edersen onları da aldatmış olursun. Olmaz. Yani zulüm gibi olur. Erkek gibi davranırsan. Hey bu sözlerimi dinleyen zat! Demişim. Ya kendime yazmışım ya. Belki birisinin eline geçer bu defter diye. Sen kadın denince senin hatırına ne geliyor? Sen ne anlıyorsun kadında? Evet tabii cinsellik. Kadın bu mu? Ustad ne diyor peki? Kadın denince kalbine bu mukabil bir kalp diyor. Öyle mi Selahattin Bey? İnşallah. He? İnşallah. Ya kalbe mukabil bir kalp. Ne kadar kalbin dışına kalmışız ki uşkurluğumuz hatırımıza geliyor. Hey bu sözlerimi dinleyen zat, sen kadın denince ne hatırına geliyor? Kalbe mukabil kalptir. Cennette mesela diyelim ki bir kadının annesiyle sohbet etmesi, kız kardeşiyle sohbet etmesi, bir hanım arkadaşıyla sohbet etmesi cinsellik midir? İşte cennette de kadınlar hurilerle sohbet edecek. Çünkü huri cinsellik sıfatı değil ki. Cennetin bütün aksamı kesilesine tümüne camidir. Kalbi mukabil kalptir kadın aslında. Cinsellik bedensel bir hayattır. Ruhani bir hayat kalptir. Acayip bir tuhaf bir mahluk olmuşuz biz de. Mesela bunu duyan da diyecek bazıları ağız burnunu eğitecek. Yani fıtrattan anlamıyor ki. Fıtrat nedir yani? Mesela bazı abim var, arkadaşım var, hocam var, ne bileyim, sevdiğim bir erkek var sizin. Kadından daha lezzetli değil midir? Dünyada en lezzetli olan nedir biliyor musunuz? Dünyada iman demiyorum. O harç o. O lahut-i şerif. Dünyada en lezzetli olan şey ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Ahlaklı insan kadar lezzetli bir şey yoktur. O kalptir işte. O kalp seni gördüğü zaman rahatlatır. Konuştuğu zaman hikmet saçar. En olumsuz kuyulardan bile seni dışarıya çıkarır.
sıkıntını bertaraf eder. Tebessüm ettiği zaman aleminde reyhan saçılır. Böyle bir işte dost, Allah haşa, tövbe, Allah'ın dostu yok mu? Allah'ın dostu var, sevgilisi var. Dostu Halil'dir. Dostlukta ikilik vardır, sen ve ben. Peygamber aleyhisselam sevgilim diyor. Sevgilide ikilik yoktur. Çok acayip bir şey ya. Peygamber aleyhisselam beni diyor nefsinizden, eşinizden, aşınızdan, her şeyinizden daha çok sevmedikçe. Nesini seviyorsun? Onun kalbindeki, ruhundaki imanı daha burada maddeten olmamakla beraber gaybde olduğu halde ondan bahsetmek bize reyhan veriyor, surur veriyor, rahatlık veriyor. Ya olsa sahabe yanında kalkamıyor, ayet gelmiş ya bırakın dedi, o da insan ya. Yani tamam bırakın git. O ama haklı ama sahabe. Yani acayip bir şey ya, gördüğün zaman acayip rahatlatıyor seni. Tebessüm ediyor, ötelere geçiriyor seni. Sanki ondan çıkınca cehenneme düştük diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani bunlar adam. E karıları var. Karıları evde. Niye bu kalkmıyor? Tuhaf değil mi? Yani bizde bir sistem değişikliği olmuş ya. Dejenere olmuşuz yani. Sistem değişmiş. Alt üstüne çevirmiş, bir depremzede gibi olmuşuz yani. Acayip acayip ölçülerimiz değişmiş. Mesela bir ölçüden söyleyeyim. Ters bir ölçü. Allah diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ın dönemine asıl saadet. Asıl saadet dediği şey papuçlarını yalıyorlar. Ağaçların kabuğunu yiyorlar. Çıkan otları yiyorlar. 3 gün hiçbir şey yok, taş bağlıyorlar. Allah'ını seversin. 3 gün aç kalan kim? Varsa da açlık orucu yapmış iradesiyle. Ben şimdi açım, ben yiyemem, ekmem yok diyen bilen var mı? Ama yokluğun kol gezdiği bir zamana Allah asıl saadet diyor. Saadet asıl diyor. İşte alt üst olmuşuz ölçülerimiz. Demek ki saadet ruhsaldır. Cennet ruhsaldır. Yani cennet hayatı. Bu iklimi yaşamak. Ama kör olası cehalet, kör olası zalim ahir zaman bizi alt üst etmiş, depremzede gibi olmuşuz yani. Kadın deyince cinsellik hatırlıyoruz. Huri deyince cinsellik hatırlıyoruz. Oysa ustad diyor ki kalbe mukabil kalptir diyor. Soruyorum seni. Allah aşkına herkes söylesin vicdanı. Ananın yanında oturmaktan zevk almıyor musun? Cinsellik midir? Okşadığı zaman, bağrına bastığı zaman o kalbin sıcaklığını ruhunda hissetmiyor musun? Ya benim rahmetli oldu da ablam yani yaşlı, beni yıkamış yaşta. Onun evindeyim. Diğer kardeşlerim de duruyor. Bir meseleden dolayı, dini bir meseleden, dini bir mesele olmazsa ben kızmam yani. Ne olduysa ablam burada oturuyor, yanımda oturuyor. İçerim haberle. Koltuğu elimi koymuşum, Serhat'tan abi sinirlendim yani. Ne yap? Yani haram bir şey, bir de bana dayatıyor yani. Neyse, kızdım, bayağı sinirlendim ama celallendim. İnanın, koltukta elim ya. Ablam elini bir sürdü, ya sinirlendim. Güzel kardeşim, sana yakışmıyor. Vallahi elini böyle sürdüğü zaman Rabbim şahit olsun ki sanki o bütün o dünya kaos enerji, patlamak üzere olan nükleer reaktör, bir santral enerjisi gibi hiçbir şey kalmadığını hissetti. Cinsellik midir? Ne acayip bir şey. Kalp. Kalbini verdi bana. Hop şş. Hiçbir şey. Ondan sonra bir kelime bile etmedim ha. Ve sonra onlar da vicdana geldi. Tamam abi dedi. Ama ben sustuktan sonra. Beni kim susturacaktı ki din meselede? Ama işte tamam kardeşim ya. Sana yakışmıyor bak, olmuyor. Falan. Bir elini sürmesi nükleer reaktör santral tasfiye oldu. Yani. Temas daha başka değil mi? Tabii ya. Allah Resulü'nün bütün duasında temas var. Bütün ama. Kolunu yapıştırıyor, temas. Elini göğse koyuyor, konuşamayan çocuk kusuyor. Eline su döküyor, temas, su akıyor. Koku, Allah Hazreti Ali radıyallahu anh açlıkta kıvranıyor, gözü ağrıyor. Ayağını temas ediyor, kafasını elini sürüyor. Yani mutlaka temas var.
Mesela çocuğu baba olarak aldınız kucağınıza değil mi? Kemik kemiğe temas ediyor, babalık duygusu geçiyor. Anne kucağına alıyor çocuğu, analık duygusu geçiyor. Ama kemik kemiğe temas etmesi lazım. Temas fizikseldir. Duanın en keskini fizikseldir. Temastır. Dabbetular zaten diş, tırnak ve kemiğine yerleşir diyor 5. şuada. Temas olacak. En harika Kur'an okuma tesiri temas ederek. Mutlaka kemiğini süreceksin kafasına veya neresi şeyse. Oraya mutlaka temas etmesi lazım. Ondan sonra basıyor ceyran. Mesela gıyaben dua etmek, zeytinyağı ve sirkeye dua edip yedirmek, çok yaklaşıp nefes ettirmek, göze bakarak okumak, en tesirini söylüyorum. Temas etmek. Temas edip okumak böyle. Veya kafasına okumak. Çünkü Allah Resulü 19. mektupta geçiyor. Fiziksel temas. Temas. Ama bilmiyoruz ki. Şimdi diyor ki Allah Allah ne yapıyor? Yani cehalet acayip bir şey ya. Tuhaf. O temas sanki vücudun bir parçası gibi haline mi geçiyor? Yani temas edeceğin kaynak oluyor, aynı vücut oluyor. Mesela kadın çocuğunu kendisinden olduğu zannetmez. Baba çocuğunu kendisinden bilir. Bendendir bu. Kadın çocuğunu kendisinden bilmez. Kendisinin uzantısı bilir. Yani bu sen, sana takılan bir şey değil ki. Sensin yani bu. Kadın, sen bu kolunu nasıl hissediyorsan kadın çocuğu böyle hissediyor. Bir parçası. Parçası. Uzantısı ya. Yani. Abi bir şey için söylemek istiyorum da. Biz de buradan mesela dershanede hiç ayrılmak istemiyoruz bir araya geldiğimiz zaman. Mesela evi falan aramıyoruz bazen. Doğru. Doğru söylüyorum. Bak Almanya'da Allah'ını seversen Münih neresi burası neresi diyeyim. 7 saat abi ben seni götüreceğim. La kardeşim içseyici hızlı trene bineceğim ben. Yok. Kızdım. Tamam abi dedi treni aldık dedi. Bileti aldım. Kaçta aldınız? Abi kaçta söylemiştin yahut saat tamam. Bir indik aşağı. Hani Banof'a götür beni. İstasyona. Tabi aha Banof abi dedi. Ulan ne beraber gideceğiz. Niye? Abi sana ihtiyacım var. Seninle seyahat etmek istiyor. Yani kalp, kalbe mukabil kalp. Cinsellik midir aşağı? Ya niye ikide bir onu tekrar ediyorum? Ya bu kadar basitleşmişiz ya. Acayip bir şey ya. Adam peki abi görünce ne hatırlıyorsun? Murat'ı görünce ne hatırlıyorsun? Ne hatırlıyorsun? Yani böyle oluyor ya. Ya eve girince bir rahatlama olur ya. Bir kaos, bir fırtınaya mı girdin kardeşim ya? Böyle olmaz ki. Küçük bir cennetidir. Zaten arkadaşhane diyor ya. Aile hayatı. Ya şunu... Bak. Tam burası ya. Nebi Beşer'in hayat-ı dünyevisinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek... Yani dünya hayatındaki hareketli var, zemberek var ya saati kuruyorsun. Bir parçadır ama hepsi bütüne getiriyor. Bu çok önemli bir yer de. Oysa çok da meşgul olduğum bir yer. Ama Cenab-ı Hak unutturuyor. İnşallah unutmamından sonra. Saati kuruyorsun ya, her şeyi aktif ediyor diğer parçaları da. Aile hayatı da zemberek gibidir. O bozulursa hiçbir çak çalışmaz. Yani dış dünyanın hiçbir şey sisteme girmez. Diman, aklın, işin, aşın, işin, yatın, katın her şey bozulur. Bak diyor ki Nebi Beşer'in hayat-ı dünyevisinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünya saadeti için bir cennet, bir melce, bir tahassüngah, yani melce, sığınılıp yardım alınan, tahassüngah fırtına olduğu zaman limana girilen, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve o aile hayatının hayatı, bak, hayatın hayatı imandı. Değil mi? Aile hayatının hayatı neymiş? Selahattin abi çok ilginç. Ustad acayip tabirler kullanmış. Diyor ki, o hane ve o aile hayatının hayatı, hayatın hayatı olur mu? Evet var. Saadeti ise o aile hayatının hayatı ve o aile hayatının saadeti ise
samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet, ciddi, samimi, vefalı hürmet ve hakiki ve şefkatli fedakarane merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik, yani ebe senin hanımın arkadaş ebedi. Ama biz diyor, ustad diyor ki Nurtal hepimize, biz diyor dünyevi dostluk edinmiyoruz. Dünya için dostluk edinmiyoruz. Bizim dostumuz ebede bakıyor. Bak, ebedi bir arkadaşlık, daimi bir refakat, ahirette de senin huriden daha güzel yaratılıp verilecek, sermedi bir beraberlik, hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbirleriyle birbirleriyle pederane, karı koca pederane olacak. Kadın erkeğine baba gibi olacak, koca karısına baba gibi olacak. Babasının boşluğunu dolduracak. Buradan aldım, ne var? Evet, buradan aldım. Buradan alıyorum. Buralardan alıyorum. Daha önce de okudum da, onun için diyorsun. Yani mesela kadın annesinden ayrılıyor, babasından ayrılıyor, sana diyor. Veya kardeş, bu defterini buralardan topluyorum. Buradan nereden çıkar? Buradan çıkartıyorum. Yoksa ben ne anlarım bunları? Bak, kız evi terk etti, geldi sana. Neyi terk etti? Anasını terk etti, babasını terk etti. O boşluktur. O dolmasa mutlu olamaz. Sen ona babalık yapacaksın. Analık yapacaksın. Kocalık yapacaksın. Arkadaşlık olacaksın. Dost olacaksın. Nasıl yapacaksın? Kızın anasına gideceksin. Kızın anasına diyeceksin ki, anne, kayınvaliden ya, ya kızının zaaf, güçlü yönlerini bana anlatsana. Öyle yani, yanlış davranmayayım. Böylelikle annesinin davrandığı gibi ona yakın davranırsa analık olur. O boşluğu gider. Sana ram olur. Vallahi bir vereceksin ama komple alacaksın. Hani kadına sevgini ver. Mukabilinde kendisini alacaksın. O zaman sevgini de almış olacaksın. Bir şey vermiş olmuyorsun. Bunu erkekler bir bilse ya. Ahmak oluyor ya bazen böyle ya. Düşünün mü? Bak, kadına sevgini ver ya. Ver sevgini. Mukabilinde insan alacaksın. Yani verdiğini de alıyorsun komple. Sen benim için değerlisin de ya. Ulan sana hizmetçi değil ya, çok özür dilerim köpek. Şu köle olur ya. Sen de bana desin, ben de olurum yani. Böyle bir acayip bir şeydir. Yani şeyin doğru dahi olsa beni eleştirseniz, abi kusurum var, hiç kimse eksikliğinin bilinmesini, söylenmesini hoşlanmaz. Ama hiç kimse, ama hiç kimse İltifattan rahatsız olmaz. Estağfurullah falan der ama hoşuna gider. Estağfurullah falan hoşuna gider. Ama ya iyi dedin ya kardeşim ya, benim eksikliğimi söyledin diyebilir. Ağzımızdan biz deriz. Ama içimizi cis eder. Bak, bir hayatta birbirleriyle pederane, ferzendane, kardeşane. Abi o ferzendane. Ne demek? Ne anladın? Evlatlığa yakışır bir şekilde. Şimdi mesela bir insan, bir kadın, bir erkek, bir evlat, evladı nasıl olmasını ister? Öyle nazlı olur, cilveli olur, şey olur. Kısa bile alttan alır, gene yanaşır. Yani böyle olacaksın ferzendane. Evlat gibi. Hem koca olacaksın, hem evlat olacaksın. Kadın da öyle. Sana hem baba olacak, hem anne olacak. Hem hanım olacak. Nasıl yapacak bunu? Kadın gidecek çaktırmadan kocasının anasını diyecek ki, oğlunun zaaf ve güçlü yönleri nedir? Ona göre davranacak. Aha, sana analık yapmış olacak. Babasına diyecek, ya oğlunun nasıl, sence oğlunun nasıl mutlu olur? Yani nasıl özelliğe sahip? Babasının gözüyle kocasına bakacak. Anasının gözüyle kocasına bakacak. Damat da karısına, annesine soracak kızını. O zaman annesinin gözüyle karısına bakacak.
Kanımının babasına soracak, baba kızın nasıl bir şey ya, nasıl bir, ne özellikleri var, nerelerde hoşlanır, nerelerde kızar. Sen onları öğrendin mi? Babanın gözüyle bakacaksın. Ferzendane, evlat gibi olacaksın. Ya bu ne olur? Cennet olur da kardeşim. Ya abi zor değil. Cennete girmek kolay mı? Cennete gir işte. Abi bu olur mu? Kardeş, cennete bedava girilir mi? Bedel vermeden. Ha, cennete böyle girilir. Ama ben sana vaat ediyorum. Bir şey vereceksin ama vallahi Gazali'nin dediği gibi 15 şey alacaksın. Bak sevgini veriyorsun. Ya benim için çok değerlisin ha. Çok tatlısın veya ne bileyim. Onu motive edici. İnanarak söyle ama. Kadın hemen bilir. Sanıyor, hakikaten değerli. Çünkü niye? Ulan sana kim karılık yapardı? Senin kardeşin kaç saat seninle duruyor? Birbirimize utanmaya gerek yok. Kaç saat seninle durur kardeşin? Senin babandan, annem babandan olan kardeşin. Bak ne kadar. Neyini paylaştı senin kardeşin? Sömürmedi mi? Çalmadı mı? Kız kardeşinden de bahsediyor. Çalmadım. Yanlış yapmadım. Ama kadın senin karın her şeyini seninle paylaştı. Kendisini sana verdi. Sen de öyle yaptın. Bu başka bir şey ya. Senin hanım babasıyla yatamaz. Ama seninle yatıyor. Çok tuhaf. Sen de ananla yatamazsın ama onunla yatıyorsun yani. Hani bunlar acayip şeyler ya. Ya bir kıymet bilmek lazım ya. Bu ferzendane, bu anlattıklarım ferzendane. Biraz hoş olmadı belki tabir diyorsunuz ama yani ilmi bir hakikati biraz böyle aralamam gerekiyor. Bak, arkadaşhane münasebetlerinde bulunmak fikriyle. Arkadaşhane, bu işte ya beni deli eden bu kelime. Arkadaşhane. Arkadaş ya senin kölen değil ya. Affedersin köpeğin de değil. Kapıdaki düşmanlara karşı havlayan köpek de değil. Kölen de değil, işçin de değil. Senin işçin mi zannediyorsun? Seni memnun eden bir alet mi zannediyorsun? Arkadaştır, dosttur, ferzendanedir, baba gibidir, ana gibidir. Kadın erkeğe böyle bakacak, erkek de karısına böyle bakacak. Kardeş, o zaman fethuli ibadi, fethuli cenneti. Girersin cennete. O avam bekler. Hakiki cennet o. Ama havas bu dünyada bile o cennet havasını, iklimini burada yaşar. Avamın beklediği cenneti havas diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ruhunda yaşar. Avam gitme daha beklediği şeyi havas yaşar. Evinde de o iklimi estirir. Nerelerden çıkarttığımı anlıyor musun? Abi neler var ya abi. Ya. Değiyor mu değmiyor mu? Değiyor abi ya. Ya. Öpmek. Yoksa nice kara kaplı insanların elini öpecektim din adına. Çok acayip. Dolmuşlara bindirecekti. Abi cennete gitme şey kalmıyor o zaman. Yani hakikati orada. Hakikati orada. Ama sureti burada. Yani. Yaşıyorsun. İşte avamın beklediği cenneti havas ruhunda yaşıyor. Dünyada. Buralardan çıkartıyorum bak. Arkadaşhane. Kaçtı? 183 müydü? Evet. Unutmayayım ya. Niye böyle oluyor ya? Yaşlılık geldi de. Zannediyorsun ki 30 yaşındasın. Ne biçim adamsın lan sen? Tamam. Bir daha bak. Ama ne güzel bir yer ya. Üf, aile sanki 30 sene 4 hanımla evli kalan bir insanın şeyi gibi. Orayı dindiğin tecrübeleri gibi konuşuyorsun değil mi? Yani buralarda var da onda. Bakayım bak neler çıkacak bakalım karşımıza. Abi işin garip tarafı da Üstad Hazretleri hiç evlenmemiş. Yani evlenen birisi olsa diyeceğiz ki hani tecrübe edindi ortaya koydu. Çünkü o işin arka tarafına geçti. Mülkten melekütte geçti. Melekütte şurada olan hadiseleri Bülent öyle yapma Bülent. Öyle gözükmüyor. Tamam da İbrahim onu bu tarafa al. Ha tamam. Yani burada yaptığın her hareket yapma dur. Orada hep gözüküyor. Yanlış oldu Hasan.
Düzeltir. Ha tamam. Hani buradaki muamele orada, yani burada bakarken orayla beraber bakanlar ancak her konuda günahtan uzak olur. Başka kim? Onun bir altı olan enfuste insan yaşarsa, o nispette enfus aleminde hayata dönerse, onlar da kısmen bunlara yakın günahtan uzak hayat yaşarlar. Yani cesetten ne kadar çıkarsan o kadar ruhani lezzet alırsın. Ruhani lezzeti de hiç kimse kaybetmek istemez. Ahmak olur. Bedensel lezzet neymiş ki? Ne? O nereye okuyayım? Şunu söyle. Lemalar abi. 196-197. Bir sen yeri söyle bana. Cümleyi söyle. Konu i̇kinci, o değil ya. İkinci hikmet abi. Neymiş? Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Değil mi? Ya. Görüyor musun? Böyle devam ediyor işte. O zaman bu akşam onu bir ders yapalım. Bu akşam onu bir ders yapalım inşallah. Çok acayip. Yüz kaçtı? 196. Lemalar. Aşağıdan evet. Yani böyle çok acayip bir şey ya. Yani Allah aşkına bilmiyorum. Ömrümde böyle bir şey tatmadım. Kusuruma bakmayın. Cinsellik adına bilmiyorum ama vallahi kitapta ve Kur'an'da ve Risale'de gördüğüm kadar ruhani hiçbir şeye benzemez yani. Yani ruhani lezzet hiçbir şeye benzemez. Çünkü bedensel lezzet Rahman isminin 70 defa süzülmüş hali. Yani bu elim gölgesi. Aradaki fark bu canlı, bu cansız. Bunun gölgesi ne olur? Cansız olur. Aradaki fark ne olur? Sonsuz olur. Değil mi? Bu canlı, bu cansız. Bir de bunun gölgesi, bir de onun gölgesi. 70 gölgeden sonra bu lezzet. Aslını düşünün. Yani bunun birinci gölgesi, gölgenin gölgesi, gölgenin gölgesi. Ama her biri arasındaki fark şu. Bununla bu gölge arasındaki fark gibi bununla bunun. Bununla da bunun arasında fark var ve dünyadaki şu bizim lezzet dediğimiz şey. Onun 70 kat gerisine git. Katlayarak. 70 defa değil, kat bu, türevi. İşte adam bunu dünyada yaşamış ki komple cenneti de paketlemiş. İsteyene ver onu Allah'ım diyor. Yani dünyadaki yaşam bana seni gereksini Allah'ı lezzetlemeye başlamış. Allah haşa çocuk anasını emer gibi Allah'ı emmeye başlamış. Bu cennete de bir şey tatmin olur mu böyle bir ruh? İsteyene ver onu diyor. Buradan söylüyor. Arzuladığı, avamın arzuladığını burada zaten şey yapmış yani. Terk etmiş. Mallar mallını bulmuş. Kovanım yağma olsun. Nurcu acayip ya. Usta şey Dehri Hoca'ya diyorlar ki Münker Nekir. Kabirde hesap soruyorlar. Diyorlar ki sen dünyada Allah'ın cennetini uman, Allah'ın cennetinden korkan bir kul olarak mı yaşadın? Bir nur talebesini soruyorlar Selahattin abi. Sen Allah'ın cennetini uman, cehenneminden korkan bir kul olarak mı yaşadın? Münker Mekir soruyor. O diyor ki Nurcu'ya bak. Hem de Münker Mekir'e el böyle eli ayağı tutuşmuyor yani. Kardeşim diyor. Münker Mekir'i diyor. Kardeşim ben diyor dünyada ne cenneti uman ne cehennemde korkan değildim. Benim cennetim cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktı. Benim cehennemim o cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmekti. Benim cehennemim bu. Ulan nerede vuruyor bu ya? Zirveleri vuruyor ya. Benim cehennemim cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Cehenneme girmek demiyor. Cehennemin sahibini kaybetmek benim cehennemim. Benim cennetim ise cennetin sahibini bulmaktı. Bulmaktı. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir iddia? Nasıl bir yetiştirmiş? Nasıl bir inkılap yapmış Risale'nin insanı ya? Bu direkt ruh mu söylettiriyor? Tabii. Şey olmuş yani ruhu. Ondan sonra arkadakileri diyor ki kalan dünyadaki nurculara şimdi sıra sizde diyor. Merak etme. Abi sözler diyor cennette bir dakika hürriyeti cemal ilahi bütün cennet lezaizine faiktir. Bir daha oku yavaş. Bir dakika cennette cemal ilahi hürriyeti cemal ilahi
bütün cennet lezaizine faiktir. Faiktir. Sayfa 632 mi? 25. 625. Geçen okumuştuk onun için. Şey yapmışım abi. Devam edelim hadi bakalım. Bu haletle gel şimdi in buna. Neyse inelim. Bunu da bilmeniz lazım diye, size faydam olsun diye okuyor. Belki birisine faydam olur. Neredeydik? Ha. Hey, bu sözlerimi dinleyen zat. Sen kadın denince senin hatırına ne geliyor? O geliyorsa sen olsun. Ağır oldu ama. Kalp geliyorsa sen kalpte yaşıyorsun. Bu cevabı almak için yaptım. Senin hatırına ne geliyorsa senin gözlüğün odur. Ağır mı oldu şey Salih? Ben bir şükür için söyleyeyim mi? وَاَمَا بِنِيمَةِ رَبِّكَ فَاَدِسِ Rabbinin nimetini şükür için tadat et. Vallahi ilk bakışta bana kadın nazarım şey yapınca hiç o hatırıma gelmiyor. Eğer gavursa Alman yani piyasa marketten veya ya ben buna ne yapıp da imanı anlatabilirim veya bu ne olması lazım ki Müslüman olsun? O hatırıma geliyor, inan. Yani Türk gördüğüm zaman ya ben buna Risale-i Nur'u nasıl sevdirebilirim? Devam o, inan. Ben sizi kandırırım ama Allah'ı kandıramam. Yalan diyemem size. Bu hatırıma geliyor. Son tarihler. Çünkü güzellik orada. Ötekisi hayvanlık seviyesindeki bir nesli arttırmak için Cenab-ı Hak şekerleme vermiş. Yoksa kimse bu külfetin altına girmezdi. Onlar basit, inan bana. Bir iş yaptırmak için çikolata tutuşturmak gibidir eline. Diyeceksiniz ki abi çok indirdin aşağıya. Ruhani alemdeki lezzete göre lezzet değil. Ruhani alem. Bak bu elin gölgesine bak. Bu canlı bu cansız. Bu dindarın, kasabın, manavın, beyazın, siyahın eli oldu belli. Ama bu belli değil. Farkı görüyor musun? Ha bunun arasındaki fark sonsuz. Bir de bunun işte ruhani lezzetler, bedensel lezzetten çıktıkça böyle katlanıyor. İçinde Allah'ı zevk etmeye başladın mı? Dünya neymiş ki? O zaman acırsın lise mektebindeki kızların çocuklarla oyna o raks etmesine ağlarsın. Ustad ağlamış. Eskişehir'de. Başkasının günahına ağlıyor. Niye? Biz baksak şehvetimiz uyanır. Ustad 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü diyor. Bakarken orayı görüyor. Raks ediyorlar. Oraya bakınca ağlıyor. Burada dans yapıyor. Orada azap gözüküyor. Yani dansın karşılığı orada o. Hani ben bazen diyorum ya, çok eski başıma bela da sardı bu kelime, saldı diyeyim. Dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçer. Demiş, o kızdılar tabii. Aynaya çok bakan kadın ev işlerine ihmal eder. Alem kurulalı hiçbir kadın sükutunda hakkını kaybetmemiştir. Yani susma hakkını hiç kaybetmemiş. Yani bu kadının şeyi değil. Kadının yapısı bu. Konuşmaktır. Konuşarak olayı çözer. Erkek kendi başına kalıp matematiksel ve mantıksal çözümler üretir. Tek başına sessiz olur. Kadın çok konuşunca gene çenen düştü demez. Zaafı bu. Zaafı demeyeyim tabi geri alıyorum. Yapısı bu. Sistem bu. Sistem öyle çalışıyor. Eksiklik değil. Senin böyle olman üstünlük değil. Senin sistem öyle çalışıyor. Sen eğer muhatap olmazsan o zaman sen çıktıktan sonra telefona sarılacak. Bir arkadaşının birisine çık saatlerce konuşacak. Bir de fatura gelecek sana. Telefon faturası bir sürü. Çok kızan kadın erkek serbest olan kadında da erkekleşir. Serbest istediği gibi
iş yapan, ticaret vesaire, o da erkekleşiyor. Erkekte 9 akıl, 1 şehvet, kadında 9 şehvet, 1 akıl vardır der büyüklerden birisi. Çünkü işi, yani çocuk ve neslin devamında bu. Bu olmasa 9 ay sen taşıyamazsın. 9 ay bu kalemi taşıyamazsın cebinde ya. Nasıl bir, işte bu vermiş. Kadın söylerken sözlerinin arasında ne düşündüğünü teferrüs eder. Erkek, erkeği hiç affetmez. Bak, kadın söylerken, konuşurken sözlerinin arasında ne düşündüğünü teferrüs eden erkeği hiç affetmez. Yani kadın konuşuyor değil mi? Sen şimdi bu konuşması arasında, sen şöyle hissetsen. Ya bu konuşma arasında kadın bunlarla neler düşünüyor, arkasında ne art niyet var. Yani sözlerini sanki yalan söylüyor, reddediyor. Arkasında mana arayan bir tavırla dinlersen seni hiç affetmez. Bir tek kadını seven kadınları sevmez. Kadınları seven ise bir tek kadın sevmez. Bugünün Bugünün genç kızları baharı idrak etmeden yaza geçen iklimler gibi genç kızlık taravetine sahip olmadan hemen kadınlaşan bir tipe malik bulunuyorlar. Bu çok önemli tespitti benim. Bugünkü genç kızlar var ya, bir de okuyayım ne olur bunu bir dinleyin. Çok kızınız var, yakınınız var, sokaktaki vesaire. Bugünün genç kızları baharı idrak etmeden kızdığını, taze böyle şeylerini, gelinliğini, gelin dönemlerini, yani bugünkü genç kızları baharı idrak etmeden yaza geçen iklimler gibi, hani bazı Türkiye'de de başladı, kış görmeden bahar geldi. Sonbahar hemen yaz oldu, kış yok. Bugünün genç kızları baharı idrak etmeden yaza geçen iklimler gibi genç kızlık taravetine, genç kızlık tazeliğini sahip olmadan hemen kadınlaşan bir tipe malik bulunuyorlar. Hemen kadınlaştırılıyor. Bir daha bulut çağına girer girmez kız kendisini hemen kadınlaştırıyor. Hemen işte yapısını değiştiriyor. Değiştirme meylediyor. Kızlık taravetini, gençlik baharını, ara format baharını yaşayamıyor. Kış, sonbahar, bak ilkbahar yaz değil mi? İlkbahar yaşamadan hemen yaza geçiyor. Kış, yaz. Evet, yaz. Kış, yaz oluyor. Kendisi seçiyor bunu maalesef. Bunun da sebebi, en büyük sebebi televizyon ve internettir. Kız çocuğuna odasına internet koyarsan, televizyonu da koyarsan öte böyle olur. Eğitim de vermezsen. Bir tek kadın seven kadınları sevmez, kadınları seven ise bir tek kadını sevmez, okudum. Kadın bir şey anlamıyor görünmesinden korkmamalıdır. Yani kadın bir şey anlamıyor zannetme, korkma. O öyle gibi gözükürken hissiyatıdır, kapıyor. Kadın bir şey anlamıyor görünmesinden korkmamalıdır. Kadın güzellik ve gururunu kocasına bile münakaşa ettirmez. Aksi takdirde derhal bağlılığını, samimiyetini kaybeder. Yani sen kadının güzelliğini ve gururunu oynama. Güzelliğini sorgulattırma, kıyas etme bir başkasına. Asla seni affetmez. Her türlü hakaretini affeder ama başkasına kıyas edersen güzelliğini seni hiç affetmez. Çünkü öyle bir yapısı var ki aklının güzelliğine değil bedensel güzelliğine daha çok ihtimam veriyor. Bir erkek bir kadını göz hapsinde
tutarsa o kadından gizlediği bir şey var demektir. Bir erkek bir kadını göz hapsine tutarsa nereye gittin? Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Bunu yapan erkek buna ihtiyaç duyuyor. Demek ki kadınından gizlediği bir halt yapıyor. Böylelikle kadını bloke ediyor. Kendisi yapıyor. Ha? Bunu bilen bir kadın, esma kadının kendi işine yarar. Evet. Öyle hareketiyle esma. Tabii şey öyledir. Çünkü sen kadınına güvenmiyor musun? Çocuğunun anasına güvenmiyor musun? Kime güveneceksin başka? Sen onu göz hapsine tutuyorsan sende bir hınlık var yani. Sen bir şeyi kapatmak için yapıyorsun. Eskide böyle bir şey söylüyordum ama şimdi demiyorum. Deme yani, boşver. Çünkü başka başımıza bela oluyor bazı şeyler. Zevkine düşkün kadın anne olamaz. Allah Allah. Gördün mü? Peki bir anne, bir kadın çocuk sahibi olmak istiyorsa zevki değil, çocuk yuvayı esas almış, öne çıkarmış demektir. Şimdi bakıyorsun çocuk istemiyor. Bazı çiçeklerin kokuları kendilerinden daha güzel olur. Tamamen tespit benim. Bazı çiçeklerin kokuları var ya, çiçeklerden daha güzel olur. Yani bazı kadınların sıfatları var ya, ahlak, koyu, bedeni sıfır olur. O kadar tatlı, o kadar güzel olur ki bedeni sıfır olur. Tamamen benim Hanımlar Risalesi'nden çıkarttığım bir mana. Yani öyle onunla artık yaşamak sana yani işini, aşını bırakıp hemen evde gitmem, sohbet etmek, oturmak öyle güzel ahlaklı olur ki. Kadınların beğenilecek tarafları, beğenilmeyecek taraflarıdır. Bir de okuyayım, bir şey anlamadınız. Beğenecek tarafları, beğenmeyecek tarafları. Bak, kadınların beğenilecek tarafları, kadının beğenilecek tarafı var değil mi? Nedir onlar? Beğenilmeyecek taraflarıdır. Zahiri gözükelim abi. Ruhen. Evet. Kalbine ve ruhuna. Yani pek beğenmiyoruz falan. Ruhunu kale almıyoruz. Evet. Hani beğenmiyoruz tarafı. Esas beğenilecek tarafı o. Olur ya. Evet. Böyle tekerlemeli bir cümle kurdum. Bir daha söyleyeyim. Kadınların beğenilecek tarafları beğenilmeyecek taraflarıdır. Güzelliğiymiş. Başka? Kadın yüz vermezse erkek ona yanaşamaz. Bu tıpkı mumla pervane kelebek böceği gibidir. Mum yanmasa pervane etrafında da dönebilir mi? Bazısı işte kız kaçırdı bilmem ne attı, laf attı bilmem ne attı. Senin suçun. Tamam. Münasip vakitte ağlamasını bilen bir kadın çok defa erkeğinin hiddetini ve katılığını giderir. Ama her yerde kullanılmaması lazım. Yerinde kullanırsa erimeyecek bir erkek yoktur. Ama kadının yaşı kadar çabuk kuruyan bir su görmedim ben. Bana bir şey demeyin kardeşim. Fıtrat. Size bir şey söyleyeyim. Bunu kadında kullanın. Diğer insan, erkeklere de kullanın. Herkese kullanın. Ağlamak uçak gibidir. Yani konuşuyorsun, uçak bak, pistten konuşuyor, ağlıyor. Ağlama belirli bir irtifada devam eder. Sonra ağlamaktan konuşmaya geçmek için irtifa kaybı olur. Yavaş yavaş iner. Unutmayın, bir kadın veya bir adam bir anda konuşurken ağlayabiliyorsa, böyle helikopter gibi kalkabiliyor. Konuşurken bir şey, ağlarken de bir anda konuşmaya geçebiliyorsa yalan yapıyor. Fıtri değil. Çünkü ağlamak fıtri bir doyumdan sonra irtifa alır. Yani bir sohbet veya bir konuşma irtifa alır. Mesela pat diye burada durup dururken nasıl ağlayacağım?
Artistlerin işidir, o da yalan. Ya iğne vurmuşlar, bazı vaazlar da iğne vurur. Yani duygusallık iğnesi vurur, biliyor musunuz? İğnesi vurur duygusallık, ondan sonra belirli bir ufak bir kıvılcım onu ağlatır. O vurulduğuna delil, bir anda ağlarken peynir keser gibi hemen normal konuşmasına geçebiliyor. Uçak tutmasın diye iğne vuruyor. Korku olmasın diye iğne vurmuyor mu? Panik atak için iğne vurulmuyor mu? Hap içilmiyor mu? Korku gitsin diye içilmiyor mu? Aynı işte. Duygusallığı etkili. Yani dopamin mi diyorlar? Bir madde salgılanıyor. Bunlar içince yaklaşık olarak 20 dakika sonra o kana karışıyor. Balla içiliyor. Ondan sonra böyle duygusallık geldi. Yani duygusallığa doğru konuşmayı götürünce kendisini kontrol edemez. Pat diye ağlar. İlaç içtiğine delil, ağlarken bir anda ciddileşip konuşmaya başlar. Bu artist tiplerdir. Kardeş, ulema hepsini söylemiş. Çünkü ağlamak duygusallıktır. Duygusallık da duygu böyle uçak irtifa kaybederek pisliğe iner. Bir anda uçak böyle inmez. O helikopterdir. Bir anda uçak böyle kalkamaz, böyle inemez. Böyle kalkar, böyle iner. Benim işim Risale-i Nur'daki ruhsal psikolojiyi tespit etmek diye zannediyorum. Başka? bir zevk aranıp tadıldıkça arkasından başka zevkler çıkar. İçkinin ötesinde umumi kadının ötesinde kumar, nihayet bunun arkasında da ızdırap yatar, sonunda ya ölüm veya intihar. Okuyayım bir daha. Dünyaya geliş gayesini bırakıp zevk peşinde koşan, affedersiniz, kokuyu alıp bir it, avına koşan gibi bir zevk aranıp tadıldıkça gayrimeşru bir lezzet. Eğer kendine mukayyet değilsen arkasından başka zevkler çıkar onun. Ne çıkar? İçki. İçkiye müptela olan içkinin ötesinde umumi bir kadın çıkar. Yani genel ev önüne çıkar. Yani içkiyle muhtela olan insan bunu yapmaması kaçınılmaz. Çünkü içki bütün hataların, bütün günahların nesidir diyor? Anasıdır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kadın çıkar. Kadının, yani içkiden sonra sıra kadın gelir. Kadından sonra kadının ötesinde kumar. Kumar ki kadınını, karısını satabiliyor. Nihayet bunun arkasında ızdırap yatar. Ondan sonra ızdıraplar var. Bundan da kurtulmak için ya ölüm ya intihar. Sıra budur. Kadının hiç sevmediği şey erkeğin naz yapmasıdır. Dayaktan zevk alır fakat nazdan asla. Yani nasıl zevk alır? Bak, dayaktan zevk almaz ama şöyle, erkeğin erkek olduğu duruşundan kadın ne kadar rahatsız olsa bile vicdanen memnun olur. Çünkü zayıf olduğu için güçlü erkeği sever. Yani yaslanacağı da böyle ayna oynak ve kaypak olmamalı. Yaslanacağı da daha sağlam olmalı. Hani bir tabirdir, Anadolu'nun sözüdür. Kadın dayaktan zevk alır ama hani dayak atış yapacak, böyle erkek olmalı. Öyle yılışık tarzında paldır kültür o değil yani. Burada bir kavram anlatılıyor. Ama şeyden hiç, nazdan hiç yapmaz, hoşlanmaz. Mesela yatağını değiştirdin, en büyük dayaktır. Alakasız kaldın, dayaktır. Daha beterdir yani. Bütün neşesi ve kederi hayalden doğar. Kadının. Kadın neşe ve neşesi ve kederi hayalini yanlış kullanmaktan veya doğru kullanmaktan geçer. Erkeğin ise düşüncelerinden geçer.
Erkek düşüncelerini doğru yaparsa hayatında zevk alır, memnun olur. Düşüncelerini yanlış kullanırsa hayatını cehennem yapar. Kadın hayalini, çünkü dimağda meratip var, en düşükte tahayyül. Üst tasavvur, üst taakul, üst tasdik, üst izan, iltizam, itikat, yedi. Kadın kederini ve sürurunu hayali vasıtasıyla alır. Kadın kederini ve sürurunu tasavvuru vasıtasıyla alır. Bunu çok soracakları için işaretliyorum. Nereden çıktı diye. Kadın peçenin altında ne olduğu belli olurdu. Makyajın altında ise hiç belli olmuyor. İçim yanarak yazdım onu da. Kadın peçesi var ya, çarşafı. Gene kenarından, köşesinden, gözünden kullandığım bir şeysinden bir parça çıksa kadın belli olur ne oldu. Ama makyajla boyalanmış kadın peçeden daha gizlidir. Hiç belli olmaz. Ne oldu belli değil. Çünkü her taraf boya. Kadını daha çok gizleyen boyadır. Makyajdır. Çarşaf değil. Tam tersine çarşaf ne olduğunu söylüyor. Tuhaf değil mi? Şimdi bayanlar da abi senden şey aldı desene. Biz kapandık diyecekler. Kapandık evet. Onlar tam tesettir. Tabii tabii tam tesettir. Süslenmek bir ihtiyaçtan doğar. Buna da çirkin kadınlar tevessül eder. Başka? Meçhul olan şey bizi cezbeder ve bizden gizlenen şey gösterilenden daha değerlidir. Bunu bilmeyen kadın kadınlık sıfatını bilmiyor demektir. Bu çok önemli bir kanun. Ondan sonra keserim isterseniz. Bak. Meçhul olan bir şey. Meçhul. Gizli olan bir şey. Bizi cezbeder. Yani merakımızı çeker. Gizli olan bir şey. Bizden gizlenen şey, yani bizden gizliyor birisi bir şeyi, gösterilenden daha değerlidir. Yani sen benden bir şey gizliyorsan, bana gösterdiğinden daha kıymetlidir demektir. Bunu bilmeyen kadın, kadınlık sıfatını bilmiyor demektir. Kadın eğer her şeyini ortaya koyuyorsa, kendisine değer vermiyor, sıradan olduğunu gösteriyor. Yani benim mallarım değerli değildir der. Sıradandır, basitçe. Sen her an herkesin eline geçirebileceği bir şey. Yani basit bir ruhun görüntüsüdür bu. Ruhtan haber veriyor bu davranış. 900 kadını 48 saat bir yere kapatınız. Hepsinin bir şeyden, süs ve tuvaletten bahsettiklerini görürsünüz. Denemişler. 900 tane kadını kapatmışlar, hapsetmişler. Yani dememişler size deney yapıyoruz diye. Polis yapmış Amerika'da. İlgimi çektiği için Amerika ABD diye yazmışım. Suç işlediniz, sizin hakkınızda suç şeyi var diye tutuklanmış. Kadını tutuklarsan korkar değil mi? 3 gün tutuklanmış. 900 tane kadını toplamışlar. Yani niçin bir deney yapıyoruz anlatmamışlar. Suçunuz şey yapacak diye hemen evden tutun. Ne suçuna tutuklan. Mahkemede görürsün demişler. Tutuklu tutmuşlar 3 gün. 900 kadını. Ne konuşuyorlar diye merak etmiş insanoğlu. 900 kadını 48 saat bir yerde kapatınız. Hepsinin bir şeyden, süs ve tuvaletten bahsediyorlarmış. %90 konuştukları ortalama ne konuşuyor, ne konuşurlar diye. Ya süsten veya tuvaletten bahsediyorlar. Bu işte doğru veya yanlış, benim değil. Bazıları yanlış bu. Tamam kardeş, doğru. İlgimi çektiği için koydum. Değeri güzelliğinden ziyade devam eden kadın yoktur. Bak, değeri güzelliğinden ziyade devam eden kadın yoktur. Ne anladınız?
Bir kadının bir değeri var, bir güzelliği var. İki kaynaktır yani, tamam mı? Peki, değeri güzelliğinden ziyade, değeri güzelliğinden daha şey. Böyle bir kadın, yani dindar ne yapar? Dindarlığı mı onun kadını? Tabii, tabii. Onun ruhu, ahlakı. Efendim abi? Değeri güzelliğinden ziyade devam eden kadın yoktur. İki kadının dostluğu mutlak üçüncü bir kadın aleyhine bir ittifaktır. İki kadın dost oluyorlarsa mutlaka onları dost yapan birisinin bir düşmanlığı var. O düşmanlığını buna anlatırken bu da muhatap o ya koyulayım hakikaten falan sen haklısın lan. Dost olmasına sebeptir bir başka bir kadının düşmanlığı. Bir de okuyayım. İki kadının dostluğu mutlak üçüncü bir kadın aleyhine bir ittifaktır. Kadınların kalbi gözleriyle kulaklarının hükmüne tabidir. Kadınların kalbi gözleriyle kulaklarının hükmüne tabi. Kadının kalbi kulağı ve gözüne bağlıdır. O zaman kadının kalbine girmek istiyorsan iki organına hitap et. Ha? Kulağına de ki seni çok seviyorum. Gözüne ne olacak abi? Gözüne de onu hoşlanırsa evde ol. Onun istediği. Gül al. Ha? Gül al bir şey yap. Yani görüntü. Kendi kendine benzeyen kaç kadın vardır? Kendi kendine benzeyen, bu kendim tamamen için. Kendi kendine benzeyen, kendisi kendisi olmak isteyen, başkasına heves olmak, ben o değilim, ben benim. Sırf kendisine benzemek isteyen kaç tane kadın vardır? Ve kendisinden gurur duyan, kendisine nefret etmeyen, kendisini seven, kendisine yatırım yapan. Yani mesela ben çok bazen de tuhafıma gidiyor. Aynaya bakınca eğer başka bir şey hissetsem, kendimi başkası hissetsem ne acayip olurdum ya. Ula bu ben miyim ya? Kendinizden nefret etseniz, kendinize benzemek istemiyorsunuz. Var böyle psikoloji rahatsızlar var da. Ya şaşırıyorsunuz değil mi bazı şeyler? Kardeşim ben bunları yaşamışım. Not almış. Öyle gençler var ki kendisini aynaya çıkmak istemiyor. Niçin çıkmıyorsun yavrum dedim. Psikoloji. Ben de kendimden nefret ediyorum. Hiç beğenmiyorum kendimi. Aman yarım. Onun için kendi kendine benzeyen kaç kadın vardır? Kendisini seven, kendine yatırım yapan. Kendisini sevmeyen, kendisini başkasına sevdirmeye çalışır. Kendisini seven, başkasının kendisini, bak başkasının kendisini sevmesini değil, o bir hakikati sever. Sevmek kendisinden daha kıymetli olan şey içindir. Kendisini seven, başkasına kendisini sevdirmeye çalışmaz. İhlas da budur. İhlas, kendisini başkasına sevdirmeye çalışmaz. Çünkü kendisi kendisini sevmiştir. Kendisi kendisini sevmişse, Allah kendisini kendisine sevdirtmiştir. Ondan dolayı Allah'ı sever. Kendisi kendisini sevmeyen, kendisini başkasına sevdirerek başkasının sevgisine muhtaçtır. Beni sevince ben de hoşlanıyorum. Demek ki bu bir ihtiyaçtır. Anlıyor musunuz? Yani kendimi niye başkasına sevdirmeye çalışıyorum, takdir edilmek istiyorum? Bir ihtiyaç değil midir? İhtiyaçtır. Peki nereden kaynaklanıyor? Beni sevin diyor. Beni takdir edin. Beni alkışlayın diye tavır takınıyorsam, yani kendimi sevdirmeye çalışıyorsam, senin sevgine ihtiyacım var demektir. Niye? Ben beni sevemiyorum ki. Ben beni sevsem, ben bende olsam sende olmam. Eğer ben seyahati içime yaparsam, kendimle zevk almayıp kendimi tanımayı becerirsem başkası derdim olmaz benim. Eğer içeride olmayan bir insan dışarıdadır. Dışarıda olan adam tenkitçidir, eleştiricidir, sorgulayıcı, yargılayıcı böyle tiplerdir. Bu adamlar dışarıdadır. Affedici,
kendisini başkasına sevdirmeye ihtiyacı olmayan insan içeridedir. Peki kendini sevmek nasıl olacak abi? Böyle kendine güven vermek böyle. Yani şu, kendinden emindir. Kendini seviyor, lezzet alıyor. Yani kitap okuyor. Namazını kılıyor. Yani bir başkasına ihtiyaç duymadan tefekkür ehlidir. Ondan sonra insanlara bir şey ulaştırmaya çalışır. Ondan bir şey almak istemez. Mesela bunu verir ama bunu ister. Böyle tipler değil. Yani egoist, böyle kibirlik falan öyle o değil. Yönden... Değil. Yani içinde yaşıyor. Kendine doyumu ulaşmış. Kendine zevk alıyor. Başkasının takdiri değil. Yani kendi kendini bilir. Bütün dünya beni methetse diyor. Hiçbir kıymeti yok. Ben kendimi biliyorum der Bediüzzaman. Ha? Kendine yatırım yap. Yani. Kendine yatırım yapınca esas toprak burada. O çekirdekler çıktım ağaç, dışarıdaki ağaçlara tenezzül etmez ki. Adamın helikopteri var, uçağı var. Senin Anadolu'na, Hacı Murat'ına göz yapar mı? Adam mallar malını bulmuş. Kovanıyla uğraşacak zamanı yok. Kendinden zevk almış. Allah ile zevklenen, Allah'ın masvaullah'a, yani Allah'ın dışındaki eşyaya tenezzül eder mi? Enfüse geçmiş. Zahirde kalmak ister mi? Anladın mı? Yani kendi mesela kitap okuyup böyle zevk alan, böyle tefekkür ederken, ya ben buradan bırakacağım bunu da Bülent beni takdir et diye davranışlarda bulunacağım. Ya aslan Bülent eşeği ya falan bunu. Ya bu ne tuhaf bir şey ya. Garibime gidiyor. Bu minnetsiz, egoistik falan değil. Enfus halinde sihatlığın ifadesidir. Bu insanlar dış dünyada şey gözükürler. Taassup ehli olmazlar. Her makamdan bakıp hiçbir makama mahkum olmadan insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan ve hatta Ebu Cehil'i bile bir esmanın mazarı olduğuna inanır. Her makamdan bakan, hiçbir makama mahkum olmayan, insanların farklılıklarını kendisine zenginlik katan insandır. Bu içsel yaşayan insan. İnsanın farklılıkları, insanların farklılıkları kendisine zenginlik katıyor. Yani esmanın farklı mertebelerini görmesine o adam vesile oluyor. Kafiri görmesem küfür denilen bir esmayı bilemezdim. Ben şeytanı bilemezsem mudil sıfatı bilemeyecektim. Yani Allah'ın mudil var ya mudil esmasını bilmeyecektim. Ha? Mesela cehennemi görmesem kahrı nasıl anlayacaktım? Şehvetim olmasa Rahman'ı nasıl idrak edecektim? Ruhsal enfus lezzetleri olmasa Rahim'i nasıl bilecektim? Acıkmasam Rezak'ı bilebilir miydim? Onun için çok önemli. Yani bir insan açsa dışarıya hovlar. Onu elde etmeye çalışır. Yani bir ihtiyaç hissedilirse talep edilir. Muhabbet, beni sev, beni takdir et bir ihtiyacın saygıdır. Yani İhlas Risalesi'nin ruhu bu. Yani kendisi kendisine tatmin olamamış, kendi kendine yetememiş, kendi kendini memnun edememiş, sihatına başlamamış, miracı olmamış insan, miracına başlamamış bir insan veya miracı olmamış insan hariçte olur. Takdir ister. Onaylanmak ister. Okşanmak ister. Hariçtedir yani. Bu insan hariçtedir. Onun için her bir insanın ruhsal yapısı 15 günde bir oturur. Yani kazanımlar 15 günde oturur. 15 günde bir İhlas Risalesi dokunması lazım. İşte olan adam dışarıdakini talebi olmaz. Son cümle, sayfa bitti. Hakikaten son cümle. Kadınlar tıraş olurlarken sükut edemeyeceklerinden sakalsız yaratılmışlardır bir zat demiş. Benim değil. Kızmayın. Kadınlar tıraş olurlarken yani
devamlı konuşuyorlar manasında, eksiklik manasında değil, konuşma zaafları var. Yani şey zaaf demeyeyim, fıtratları, sistem böyle çalışıyor. Tıraş olurken susmak gerekiyor ki, jileti kullanıyor ya adam, berber. Şimdi bu konuşunca da jilet de kullanıyor, keser. Onun için diyor, adeta diyor, bana öyle geliyor ki diyor bir sosyolog, kadınların diyor kılsız, çünkü tıraş olacaklardı diyor. Tıraş olurken konuşacak, konuşunca keser. Onun için herhalde diyor, bana öyle geliyor ki diyor, şeylisiz yaratılmış. Bu bana ait değil yani. Bana ait değil, bana hocam, ama biraz hoşuma gittiği için kaydettim. Şeydir, kime ait? Osmanlıca eski sosyologlara ait. Hiçbirisi yeni yetme değil. Bir tanesi Amerika'da 900 kadını şey yaptı. Bir o hariçten. Diğerleri Osmanlıca'dan alınmıştı. Osmanlıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kadınlara ait bir zatın topladığı şey vardı. Oradan biraz aldım. %60-70'i benim külliyattan tespitlerimdir. Zaten benim olmayanlar söylüyor. Peki. Vahir de vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.